Bu noktada aha ne yapacak? Hangi tarafa oynayacak? Yukarı koridorda Vladimir mi darlar? Yoksa orta koridordan desteğini alıp rakip ormana mı girer? Onu izleyip göreceğiz. Ama nehir kontrolünü şu an bir noktaya kadar ele geçirdi. Aa, tabii şimdi Vega aynen erken oyun zaten. Detonation Focus'u iyi kırmanın belki de şu an için ilk maç itibariyle görünen bir numaralı şeyi bu, şartı bu. Erken oyunu hakim olmak ve bütün koridorlarda, şimdi orta koridor, Ziggs erken aşamalarda baskı kuramaz, ittiremez orayı. Bunun değeri bir noktada azalacak. Tek bir okyanus ejderi bir noktada değeri oldukça azalan bir ejder çünkü. Minyon dalgası vesaire temizleyebiliyor. Ama Steel buradan çıkması gerekiyor. Ay, Steel düşecek burada. İlk kan geliyor. Q tuttu bir de orada. İlk kan geliyor yani. DFM'in hani maç başında rakibin baskısına bir cevap veremediğini, hata yaptığını cevap gördük. Cevap veremeyecekleri bir pozisyon daha olabilir bu. Seros zor durumda. Sıçrası var ama ulti kendi üzerine kullandı. Ve güzel de bir Shen ultisi burada. Çıkamazdı. Seros burada No Man's'i de yaklaştırmıyor. Aslında güzel bir oyun oynadı Seros. Ve tek kaldı iki ormancı. Bakalım bu iki ormancı arasındaki savaş devam edecek mi? Eviyle boss da yaklaşıyor ama boss'un ne ultisi var ne tutuşturu var. Burayı bırakmak zorunda kalacak olan taraf Vega gibi duruyor. Son bir deneme. Çaldı. Çalmayı başardı ama skor geldi diğer tarafta. Vermeyecekler dediğin gibi. Seros burada güzel bir skor aldı ve Seros'un aldığı bu skor onun mavi ultisini almasını da sağladı. Giderse alır. Hecarim. Yani biraz zorlama. Hecarim deneyecek gibi duruyor şu anda. Orada Steel güzel bir sıçrayla çıktı oradan. Galio'dan çok güzel bir ulti bu arada. Santas. Aynı güzellikte bir kronometre. Santas oradan uzaklaşmaya çalışıyor ama şimdi Steel onu yakaladı. Steel destek olan bir şeyle birebir yapıyor diğer tarafta. Korki. Santas Steel'i kesti. Galio işbirliğiyle alması lazım. Başardı. Santas hayatını feda etme pahasına. Ziggs'e skor verme pahasına burada alamet aldı. Aldı. Lazım bu arada. Seros. Seros için. Alt koridor objektifini de kaybettiler. Şimdi muhtemelen korku... Galio ultisi var. Bakalım bu tarafa doğru yönelecekler mi ama hayır buraya alt doğru yönelecekler. Alt koridorda, hayır alt koridorda İsmi bir şeyler yapacaklar. Şimdi arkadan gelen Steel'ın bir oyunuyla bir şey yapmak istiyorlar. Bir kere daha burada o tareti görebiliriz ama direkt tekme geliyor burada. Galio ultisi gelmedi. Çok iyi kapandılar. Ama arka tarafta Gadget hala hayatta. Işınlan işe yarayacak mı? Evi geldi ama evi az önce ultisini kullanmıştı zaten. Burada pek de iyi koordine olamadığını gördük. Detonation Focus Min. Nevi yine de bu skoru almak istiyor. Gadget'i öldürmeyi başardı. Kızıl omuzdan çıktı. Bir hasar daha gelir mi? O son hasar gelmedi. Minyonlar gelecek şimdi. Minyonlar gelirken Utopon bu skoru da alacak gibi duruyor. Savaş yerleri ve Utopon'a değil Evi'ye kaldı bu skor. Ama karşında ikinci kuleyi kaybediyorlar değmedi, yukarıda. Değmedi. Vladimir'e giden iki tane skor. Sonrasında orman zaman da geri ama zaten. Sorun şu, onu yapmak istemedi Vega Squadron muhtemelen çünkü... Tamam bundan sonra analiz, sadece... Analiz hevesimi yitirdim. Analiz seansı sona erdi. Ben yaşama sevincimi yitirdim. Ya. Artık sadece maça sunuyoruz. Ve Baron'a başlayan bir Vega Squadron ekibi görüyoruz. Buraya oldukça uzak durumda Detonation Focus Me. Evinin hala ışınlanı gelmiş değil. Baron'un 8000 canı var. Bakalım ne yapacaklar? Ya bir şey yapmayı deneyecekler mi? Asıl kritik nokta o. Gank tabii ki burada tank olmasının yardımıyla içeriği unutan bıraktı. Steel çok uzak, atlar mı? İçeriği görüyorlar ama burayı aldı zaten dediğin gibi şu anda Vega Squadron. İçeri girmeyi denemiyor bile Detonation Focus Me. Uzaklardan gelen bir ulti ile denediler şanslarını ama o da tutmuyor. Şimdi artık Ziggs de çözüm değil. Belki de 1-3-1 yapmak yerine korkuyu takımla birleştirseler bir inhibitor çıkartabilirlerdi aslında ve 50 saniye kaldı. Her ne kadar bombardıman topunu bitirmiş olsa da bu süre içerisinde bir inhibitor çıkarabilecekler mi emin değilim. Birazcık hani iki tane üçlü kuvvet kullanıcısı olduğu için bir de yardım etti yani. Ziggs. Birisi yardım edecek mi bu çocuğa? Ölecek yok. Ölmedi, ölmedi. Neredeyse kaybediyordu koruyucu meleği. Bu arada biraz kötü pozisyonda kaldı Steel benim için. Şimdi arka tarafta Gank tek başına. Yani buraya artık Detonation Focus Me'ye o savaşı yapmak istiyormuş gibi duruyor. 3 kişiye tutan bir Vladimir ultisi ama yeterli hasar çıkmadı. Arka tarafta Steel'ın düştüğünü göreceğiz. Burada kronometre onu kurtarmayacak. Gank şimdi 3 kişinin arasında. Evinden hasar gelmedi. Seros tek başına kaldı. Utopon'u arka tarafta Gank düştü. Utopon hala hayatta ama boss burada onu düşürecek. Çünkü üzerine gelen bir Shen ultisi var. Ve bu artık Vega Squadron'un savaşı. Evet. Bu artık Vega Squadron'un katliamı. Ve bu artık Vega Squadron'un galibiyeti. Vega Squadron grup aşamasında 2-0'a ilerliyor şu ve anda. Ve bu artık Johnny'nin iddiayı kazandığı anlamına geliyor. Şimdi Johnny Vega Squadron kazandığı için sen bir şey ısmarlıyorsun. Aa, değil mi? Öyle yapmıştık. Öyle söylemiştik. Bak ben işimi garantiye alırım. Ben anlamadım ki ya nasıl oldu? Bu arada Vladimir ultisi işe yaramadığı zaman takım savaşında, doğru hedeflere gidemediği zaman takım savaşında hiçbir tehditinin kalmadığını gördüm. Yalnız üste girdiler, Steel'ı yine de almak istediler ve o skoru da aldılar. Ve Vega Squadron gruba 2-0'la başlıyor. Hiçbir şekilde
rakibin arka saflarına gitme şansı olmadı.